Hazreti Nuh aleyhisselam gemiye binmeden önce kendisine öğretilen şu dua vesilesiyle selamet içindeydi. Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen ağırlayıp ikram edenlerin en hayırlısısın de. Rivayete göre tufan Recep ayının birinci gününde başladı ve gemi 6 ay su üstünde seyretti. Sonra Allah-u Teala yere ve göğe emretti. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut. Hud suresi 44. ayet. Bu emri ilahi üzerine sular çekildi ve gemi 10 Muharrem aşure gününde Cudi Dağı'na indi. Sonra Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından ''Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır.'' denildi. Hazreti Nuh aleyhisselam ve müminler necat buluşmuşlardı. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Onları ötekilerin yerine geçirdik. Halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarıların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 73. Dünyada felaket, ahirette acıklı azap. Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini ayet-i kerimede şu şekilde bildirir. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Tefsiri Kurtubi'de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek, onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder ayetiyle beraber onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilmediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ayetini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince 3 kere tekbir getirir ve bunu bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz ayetlerini okur sonra da şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de bizi razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Ey Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et. Ey Allah'ım, seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Ey Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilave ederdi. Biz yolculuktan dönen, tövbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz.